Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin, Allahümme amin. Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Altıncı sözü okumaya devam ediyoruz. Mübarek bir geceye denk geldik, Berat gecesine. Cenab-ı Hak cümlemizi beratını alanlardan eylesin. Bu gece hürmetine cümlemizin günahlarını bağışlasın. Rahmetinden kat kat, rahimiyetinden kat kat faydalandırsın inşallah. Bizden dilemek, ondan vermek. Köylüye köylülük, sultana sultanlık yakışır. Evet, dersimizin ilk kısımlarını yine okuyalım. Altıncı sözün bugün tefekkür edeceğimiz beş kar kısmına kadar olan kısmını şöyle hızlıca bir okuyalım. Ondan sonra okuyacağımız, asıl üzerinde duracağımız yere geldiğimizde tefekküre de başlarız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eştera minel müminine enfusuhum ve emvalehum bi enne lehumul cenne. Tevbe suresinin 111. ayetiydi bu. Kısa bir meali şöyle: Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Bu ayeti kerimenin bize haber verdiği alışverişin mahiyetini öğreniyoruz bu sözde. Altıncı söz bize bu alışverişin içeriğini anlatıyor. Cenneti almanın ne gibi alt manalar içerdiğini, sadece ahiretteki cennetten mi ibaret olduğunu, yoksa müminin bu dünyada daha o satış gerçekleşir gerçekleşmez elde ettiği cennetler olup olmadığını söz, bu altıncı söz bize anlatıyor. Biz görüyoruz ki burada yok, başka cennetler de varmış yani. Müminin ahirette alacağı cennetten başka bu dünyada aldığı çok cennetler varmış. Ancak o cennetleri de görebilmek için bir parça şu kıssada anlatılan psikolojiye girmek lazımmış. Bakış açısını donanmak lazımmış. Eğer bunu başarabilirsek, yani bu kıssadaki kişiyi kendimiz olarak görebilirsek, hem iyi vecihleriyle hem kötü vecihleriyle kendimizi bu kıssada konumlandırabilirsek, anlayacağız ki o cennetler bize de açık, biz de kazanabiliriz. Bir irade beyanına bakıyor her şey. Oraya geçtiğimiz an inşallah bizim de cennetlerimiz olmaya başlayacak. Cenab-ı Hak nasip eylesin. İşte Berat Kandili'nde güzel bir dua. Evet, nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciyi dinle. Bir zaman bir padişah raiyetinden iki adama her birisine emaneten birer çiftlik verir ki içinde fabrika, makine, at, silah gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahvolur veya tebeddül eder gider. Padişah o iki nefere kemali merhametinden yani merhametinin olgunluğundan, büyüklüğünden, eşsizliğinden, ne diyelim, nasıl dolduralım bu kelimenin altını, gücümüz yetmiyor. Kemal-i merhametinden bir yaveri ekremini gönderdi. Gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu: elinizde olan emanetimi bana satınız. Elinizde olan emanetimi bana satınız. Ta sizin için muhafaza edeyim, beyhude zayi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır. Pek büyük bir fiyat size vereceğim.
hem o makine ve o fabrikadaki aletler benim namımla ve benim destgahımda işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o kârı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levazımatı ben de ruhde ederim. Bütün varidatı ve menfaatı size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte 5 mertebe kâr içinde kâr. Eğer bana satmazsanız, zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacak. Hem beyhude gidecek, hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem o nazik, kıymettar aletler, mizanlar istimal edilecek, yani kullanılacak şahane madenler ve işler bulmadığından bütün kıymetten düşecekler. Yani diyelim işte Ferrari bir arabanız var ama köy yolunda kullanıyorsunuz. Kıymetten düşer mi? E düşer. O yolda o çok zarar görür. Bir de o spor arabaların altları yere yakın oluyor malum. Ehli daha iyi bilir. Ben ehliyetim bile yok yani. Belki bu konuda konuşma ehliyetim de yok. Ama işte o köy yolunu çakır çukurunda o vura vura kim bilir ne hale gelir yani. Arabanızın değeri düşer. O yolda kullanmaktan dolayı. Halbuki onun kendi pisti olması lazım. Hatta bu bizim asfalt yollar bile değil. Formula pistini daha da özel yapıyorlar. Formula arabası gelmişti köprüden geçerken hatırlarsınız altı yandı. Yani o asfalt bile ona şey geldi. Basit geldi, az geldi diyelim. Daha iyi bir yol istiyor o. Ona göre yapılmış yani. Oraya da koyarsan 300'e çıkıyor mesela. 300'ü, 300'den fazlasını görebiliyor. Ama pistindeyse. Şahane madenler ve işler bulmadığından bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte 5 derece hasaret içinde hasaret. Hem de bana satmak ise bana asker olup benim namımla tasarruf demektir. Adi bir esir ve başıboza bedel, âli bir padişahın has, serbest bir yaveri askeri olursunuz. Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra, o iki adamdan aklı başında olanı dedi, baş üstüne, ben mal iftihar satarım, hem bin teşekkür ederim. Zaten yani beklediği şey, Allah der insan böyle bir şey olduğunda. Zaten aradığım, beklediğim fırsat. Diğeri mağrur, nefsi firavunlaşmış, hodbin, ayyaş, güya ebedi o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzele ve dağdağlarından haberi yok. Dedi, yok, padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lütfuna mazhar olmuş, has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki, herkes ona acıyor, hem müstehak diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak, hem saadeti ve mülkü gitmiş, hem ceza ve azap çekiyor. İşte ey nefsi pür heves, şu misalin dürbünüyle hakikatin yüzüne bak. Ama o padişah ise ezel ebed sultanı olan Rabbin halıkındır. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire-i hayatın içindeki mamelekin, yani mülkün eşyaların, varlığın ve o mamelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batını hasselerindir. Ve o yaveri ekrem ise Resulü Kerim'dir aleyhissalatü vesselam. Ve o fermanı ahkem ise Kur'an-ı Hakim'dir ki bahsinde bulunduğumuz ticareti azimeyi şu ayetle ilan ediyor.
اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Başta okuduğumuz ayet, burada yine tekrar ettik. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor, dönüyor, bozuluyor. Ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil edip ibka etmek çaresi yok mu? Deyip düşünürken birden semavi sadayı kuran işitiliyor der. Evet var, hem beş mertebe kârlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Kur'an bize bu müjdeyi verdi. Zaten vahyin geliş amacı bizi bundan haberdar etmek. Biz biliyoruz ki insanın aklının sınırları var, sezgisinin sınırları var, görüşünün sınırları var. Zahiri olsun, batini olsun, hasselerinin sınırları var. Bu itibarla bizim gaybtan haberdar oluşumuz büsbütün elimizde olan bir şey değil. Biz bu dünyaya ayakları bağlı canlılarız. Dışımızla da içimizle de bu dünyaya bağlıyız. Öyle olunca elbette görüşümüz de ondan bir körleşiyor yani. Maddiyatın sınırlarıyla sınırlanıyor. Mahlukat olmanın sınırları zaten var üzerimizde. E peki nasıl olacak? Biz bu ticarette zarar etmemeyi nasıl öğreneceğiz? İşte o vahiy ile. Bizi gaybtan haberdar eden vahiy kaybetmemeyi de öğretiyor. Eğer Cenab-ı Hak bu mülkü, bu çiftlik kıymetinde, çiftlik görkeminde diyelim, okularımızı, işte hasselerimizi, kalbimizi, ruhumuzu, latifelerimizi, bize bahşettiği her şeyi, biz olarak inşa ettiği her şeyi eğer vahiyle haberdar edip ahiretten bildirmeseydi, o zaman bu zenginlik bize zulüm olurdu. Çünkü halimiz ikinci adama benzerdi. Yani şeriatın hikmeti nedir? Vahyin hikmeti nedir? Allah neden peygamber göndermiş? Bu sorular kafamıza geldiği an işte vermemiz gereken cevap bu. Eğer vahiy, nübüvvet olmasaydı, biz gaybtan haberdar edilmeseydik, bu dünyada bağlı ama sadece bu dünyadan ibaret olmayan varlığımız burada azap çekerdi. Şimdi sonsuzluk, konuştuk ya bunu daha önce. Sonsuzluk diye bir şey var. Bu dünyada yok. Bu dünyada sonsuzluk diye bir şey var. Evrenin de bir sonu var yani. Evren sonsuz değil. İşte bir öncesi var, bir de sonrası var. İşte artık öyleyse, o da bir teori. Bir patlamayla dünyaya geldiysek eğer, bütün evren olarak, Big Bang diyorlar işte. Eğer oysa, başka teoriler de var. Kimisi diyor, başka bir evrenin çökmesinden oluştuk falan filan. Yani tek teori Big Bang değil, başka teoriler de var. Ama biz biliyoruz ki Cenab-ı Hak bizi bir şekilde şan-ı rububiyeti nasıl isterse, şan-ı uluhiyeti nasıl iktiza ederse yarattı, evreni başlattı. İster bir patlama olsun, ister bu bir yaratış, başka türlü bir yaratış olsun. Orası bizi çok şey yapmıyor. O nasıl buyurursa öyle yani o kısmı. Ha, ilim olarak öğrenmek isteriz. Belki ondan fayda da görürüz ama itikadımız açısından o kısım naslarla bağlı bizim için. O nasıl buyurursa öyle yani. Başlatmış süreci, bu süreç devam ediyor. Ama bu süreç sınırlarla dolu bir süreç. Yani başı sonu belli olduğu gibi, yani evrenin bir başlangıcı var, bir sonu olacak, bunu fizik söylediği gibi, içindeki kısım kısım süreçlerin de hep bir sonu var. Yani nasıl güneşin neyin etrafında dönüyorsa, güneşte bir şeyin etrafında dönüyor. Bir hareketi var güneşin de, yani sistem olarak da biz böyle akıyoruz. Onun bir yılı olduğu gibi dünyanın da güneşin etrafında bir yılı var. Dünyanın güneşin etrafında bir yılı olduğu gibi ayın da dünyanın etrafında bir dönüşü var. Yani hepsinin böyle bir başlangıç son, başlangıç son, başlangıç son döngüleri var. Yaşadığımız hayatın içinde de biz bunu görüyoruz. İşte doğumumuz var, gençliğimiz var, ihtiyarlığımız var, ölümümüz var. Bu döngü de insanın döngüsü. Günün bir döngüsü var. Sabah, öğlen, akşam, ikindi, yatsı ve tekrar dönüyor mesela o döngü. Şimdi bu gidiş, dünyanın içindeki bu gidiş insana bu tarafı olan kısmıyla tamam,
çok şey yapmıyor. İçinde yaşamaya devam ediyor ama buraya ait olmayan kısımlarıyla, mesela ruh. Ruh varlığın buradan haber, ibaret olmadığını biliyor. Sıkılıyor. Diyor ya bunun diyor sonsuzluk şeyi yok mu ya? Her gelen gidiyor diyor. Dedem gitti, babam gitti, büyüklerim gidiyor. Ben de gitme zamanım geliyor. Bir çaresi yok mu bu işin yani, bir sonsuzluğa falan şey yapsa? İşte bugün bilim adamları işte insan ömrünü uzatmaya falan çalışıyorlar. Uzatsınlar uzatsınlar 100 yıl. O Rockefeller'lar mıydı? Hangisinin de şeyleri, büyükleri, adam neredeyse bütün organları değiştirilmiş. Böbreği değişmiş, bilmem şurası burası değişmiş. En ne kadar yaşlı? 100 yaşını falan biraz geçti galiba. Yine de öldü. Çaresi yok yani bu işin. Yedek parçayla da bir yere kadar gidilebiliyor yani. O zaman o soruyu sorabilme yeteneği bizim bu dünyadan ibaret olmadığımızı da söylüyor. Soru neydi? Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil edip ibka etmek çaresi yok mu? Yani bu elimizdeki faniyatı sonsuzluğa adamanın bir çaresi yok mu? Sanat buradan çıkıyor mesela. Sanat bir açıdan, insanın sanatı, bu dünyanın içinde bir beka arayışı. Yalancı bir beka. Ne yapıyor? İşte heykel yapıyor. Ben diyor öleceğim ama bu heykel diyor kalacak diyor. Benim eserim olarak adım anılacak. Ama sen gittin. Onu değiştiremedin ki. Bu bir aldanış aslında. Veya işte diyor ben bir resim yaptım. Bu resimle benim sanatım hep bahsedilecek. Bir eser yaptım. Hep benden bahsedecekler. İyi de sen yine gittin. Senden bahsedecekler. Senin haberin olmayacak. Bu bir deva değil yani. Senin faniyatına engel olmadı. Ha emeğin biraz daha uzun ömürlü oldu. Ama sen yine fani kaldın. Asıl bunun başka çaresi yok mu? Bizim faniliğe gitmeme çaremiz yok mu? Soru bu. Kur'an ve sünnet bizi ona karşı haberdar ediyor. Ne diyor? Evet var. Hem beş mertebe kârlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? El cevap, emaneti sahibi hakikisine satmak. Gidenleri, kimse bunun sahibi, asıl sahibi, ona satarsak bu beka bulacak diyor vahiy. Haberdar ediyor bizi bundan. İşte o satışta 5 derece kâr içinde kâr var. Birinci kâr, fani mal beka bulur. Çünkü kayyumu baki olan Zat-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail, bakiye inkılap eder, baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur. Çürür fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler ve alemi berzahta ziyadar, munis birer manzara olurlar. Yani düşünün, Cenab-ı Hakk'ın unutması yok haşa. O böyle kusurlardan münezzeh. Eğer onun adına, onun rızası dairesinde, onun rahmet edeceği, kerem edeceği, yani tabiri caizse ilgileneceği, beğeneceği, güzel bulacağı bir şey yaptığınızda, bu Cenab-ı Hakk'ın daire-i ilminde kayıt altına alınmış oluyor. Biz bu dünyada kalmanın çaresini nasıl arıyorduk? Yine o sanat örneğine dönelim. Bir yerlerde kalmaya çalışıyoruz. Biz kendimiz kalamıyoruz ama yaptığımız bir yerlerde kalsın diye uğraşıyoruz. Mesela işte sesimizi banda kaydediyoruz. Gerçi band kalmadı şimdi. CD'lere kaydediyoruz. Veya bilgisayara kaydediyoruz. Veya ne varsa artık. Görüntümüzü video olarak kaydediyoruz. Kalsın, hani benden bir iz kalsın diye. İşte paramızla eser yapıyoruz, bina yapıyoruz. Hani benden bir hatıra kalsın veya benden bir eser kalsın, benden bahsedilsin diye. Yani yapmaya çalıştığımız şey, bizden daha uzun ömürlü olan şeylerde iz bırakmaya çalışmak. Kalmanın şeyi bu. İdeolojisi, mantığı, üzerine dayandığı zemin bu. İnsan kalmak için kendinden daha uzun ömürlü şeylerin üzerinde iz bırakmaya çalışıyor.
Ta işte ilk çağlarda, mağaralarda o resimler falan var ya, işte ilk insanlar, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocukları belki, ondan sonraki nesiller, mağaralarda resimler yapmışlar. Kimler? Her yerden çıkıyor mesela. Ta tutun işte Urfa'dan, oralardan tutun, ta İngiltere'ye gidin, ta Afrika'nın bilmem nerelerine gidin. Hep öyle mağaralarda resimler çıkıyor. Niye? Taşın üstüne kazımaya çalışıyor, bir iz bırakmaya çalışıyor. Benden sonra kalsın bu iz diye. Veya işte çok şey de olsa, iğreti de olsa bir şeyler yapmışlar, eserler yapmışlar falan, işte taşları üst üste koymuşlar, bir şey yapmışlar. Bugün biz onları işte kazılar sırasında buluyoruz. Ha diyoruz, burada insan varmış. O adam da zaten onu yaparken şeyi o, hani bir eserim olsun, bu kalsın, izim olsun benim bu diye. Hülasa uzatmayayım. Yani insan da kalmanın yolu olarak bunu bulmuş. Kendinden daha uzun olan bir şeyde iz bırakmak. Bu kitap da olabilir. Yazarın da amacı budur zaten. Yazarak kalmaya çalışır. Bilgisini, görüşünü, hayata bakışını, hayallerini, ne bileyim, hayat hikayesini, tecrübelerini, onları bir metne aktarır. O metin ondan daha uzun ömürlüdür. Hatta o metin basıldıkça, çoğaltıldıkça ömrü de artar. Yeni baskı, her kitap mesela, diyelim bir kitabın ömrü 50 yılsa, 50 yıl sonra yırtılıp dağılıyorsa, her baskıda o 50 yıl biraz daha ileri atılmış olur. O kitap yeniden basıldığı sürece o iz devam eder gibi olur. Zamana bir iz bırakılmış olur. Ama bunlar yine de bakınız fani izler. Yani bunların bir sonu var. Çünkü imza attığınız yerler yine fani. Taşa attınız diyelim imzanızı, taşa yazdınız kitabınızı. Taş da gidiyor. Taşın üzerindeki iz de gidiyor. Veya işte ne diyeyim, metale kazıdınız adınızı. Metal de paslanıyor, şu oluyor, bu oluyor. Bir şey geliyor başına, o da yamuluyor, bilmem ne falan. Onda da kalmıyor. Yani çelik olsun, demir olsun, ne olursa olsun faniyat üzerine yapılan izin bir sonu var. Ama insanın sezgisi hatalı değil. Oraya geri dönelim. İnsan doğru bir şey seziyor. Kalmanın yolu daha kalıcı bir şeyde iz bırakmak. Orada iz bırakırsanız o sizden sonra kalır. Ama adresi şaşırıyor. İşte vahiy niye şart insanoğluna? Bunun için şart. İnsan kendi başına bu izin nerede olacağını nasıl bulabilir? Yani bu izi nerede aramalı? Hangi hatırda kalmaya çalışmalı? Kime emanet etmeli kendisine dair olanları? Bunu insan vahiy olmadan asıl adresi nasıl bulacak? Adresler o kadar çok ki. İşte günümüz teknolojisi kaç tane bize seçenek sunuyor. Şunu da kal, bunu da kal, şunu da ol, bunu da ol tarzında. Ama hangisi asıl? Kur'an bize ne diyor? Hemen orayı tekrar okuyalım. Kayyumu baki olan Zat-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail, bakiye inkılap eder, baki meyveler verir. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak unutmaz. Haşa, sümme haşa. O sidenin üstündeki, kasedin üstündeki, duvara kazıdığın, metale yazdığın, bunların sonu var. Bunlar o maddeyle beraber gidecek. Ama Cenab-ı Hakk'ın beğeneceği bir iş yaparsan o beğendiğini unutmaz. Bakın, en iyi kayıt, en yüce kayıt, en iyi iş bu yani. Şimdi eğer biz bunu arıyorsak dünyada, işte şöhret dediğimiz şey bunu arıyorsa eğer, işte yüz binler beni ansın, insanlar beni unutmasın, öldükten sonra da işte yılda bir kez benim ölüm yıl dönümüm veya doğum yıl dönümüm kutlansın. Buysa aranılan, işte heykellerle benden bahsetsinler, her yerde resimlerin asılı dursun, o diktatörlerin kalma şekli. Eğer oysa aranılan, ya bunlara gerek yok. Sen Allah'ın razı olduğu bir iş yap, orada kal. O hiç gitmiyor. O hiç silinmiyor. Cenab-ı Hakk'a yani onun razılığında bir iş yaptığın zaman ona emanet etmiş oluyorsun. Çünkü aradığın ilgi onunki oluyor. Kur'an'da hani ayet var. Daha doğrusu bir ayetin sanırım sonu öyle. Şahit olarak Allah yetmez mi? Bu aslında bizde çok büyük bir şey yani, tokat, uyandırış. Biz dünyada niye sapıyoruz, en çok sapıtıyoruz? Şahit aradığımızdan.
Aa işte bilmem herkes beni görsün tanısın öyle bir şöhret olayım ki böyle yoldan geçemeyeyim arkadaş. Hani böyle yüzümü kapatmak zorunda kalayım. Öyle gören etrafımı sarsın. Herkesin içinde böyle bir şey var, ilgi açlığı. Halbuki ya onların şahitliği nedir yani? Yarın bir gün ki oluyor da böyle şeyler. Seninle ilgili kötü bir haber çıktı mı? O hayranların hepsi nefrete dönüyor. Yok mu böyle ünlülerin başına gelen? Çok. Şimdi siz de hatırlarsınız işte. En son bir popçu bir yaşlı bir adamı dövdü biliyorsunuz. E ne oldu o sevenleri tersine döndü böyle. Hepsi düşman oldu. Sosyal medyada, Instagram'da bilmem neyde saldırdılar falan. Veya işte yine başka bir ünlü bir kadını dövdü. Hop o beğeni ne oldu? Hemen tersine döndü. Hatta işte oynadığı diziden falan da attılar vesaire. Yani o şahitlik suya yazı yazmak gibi aslında Cenab-ı Hakk'ın şeyi yanında. Ama Cenab-ı Hakk'ın razılığını kazanırsan öyle bir şahit elde ediyorsun ki unutması yok. Üstelik öyle bir kudreti var ki seni hiçe göndermek zorunda değil, seni kısıtlı almak zorunda değil. Ya bu çok değişik, çok muhteşem bir şey arkadaşlar. Belki ben yeterince böyle tasvir edemiyorum olayı ama şimdi CD'ye, kasede, videoya bir topyekün Ahmet olarak ben kaydedilemiyorum değil mi? Niye? Çünkü videonun bir sınırı var. Ahmet'ten alabildiği şey ancak iki boyutu. O da belli bir süre. O da yine oradaki her şey değil. Ne kadarını kapsayabiliyorsa. Mesela şurada bugün burada belki çok ses var ama o seslerden alabildiği kadarını alıyor. Veya benim söyleyebildiğim kadarını alıyor düşüncelerimden. Bu anın içindeki düşüncelerimden sadece söyleyebildiğim kadarını alıyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisinde yani onun tekrar yaratılışına engel olan bir şey yok. Zaten ilk yaratan o. Zaten sonsuz kudret sahibi. Seni neden parçalı bir şekilde alsın? Tam olarak yaratabilir. Onun kudretin aciz var mı? Bir nefsin yaratılmasıyla bütün alemin yaratılmasının onun şeyinde hiçlikten çıkarma açısından onun kudretine bir şey var mı yani zorluğu? O da hiç bu da hiç ikisini birden çıkarabiliyor. Ki çıkarmış alem işte yaşıyoruz içinde. Hal böyle olunca ya nerede iz bırakıyorsun arkadaş? Doğru yerde iz bırak. Bunu böyle hani nefsimize virt gibi söylememiz lazım. Şahit olarak Allah yetmez mi? Şahit olarak Allah yetmez mi? Şahit olarak Allah yetmez mi? Ya işte asıl mevzu o. Orada iz bıraktın, orada beğenildin, zaten kalacaksın. Daha ne o sağa sola zıplıyorsun? Gerek yok ki bunlara. Allah seni beğendiyse, amelini, seni, nefsini razı olduklarında yazdıysa tamam artık. Oradan seni istediği türlü yaratır. Artık ilmi ilahi de kayıtlı senin amellerin. Onlar seni bulur. İşte fani mal beka bulur. Bu dünyada ümit olarak bize verilen ilk cennet. Yaşarken yaptıklarımızın, eylediklerimizin, elimizden çıkanların, hayalini kurduklarımızın, tabii bunlar hep şeriat dairesinde olan şeyler söylüyorum, meşru dairede olan şeyler söylüyorum. Bunların Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail oldukları sürece bekada olduklarını daha yaparken biliyoruz. Çünkü o unutmaz. Onu uyku tutmaz haşa sümmaşa. O beşeriyetin, mahlukatın sorunlarıdır onlar. Cenab-ı Hakk'ın ilmine kaydolan gitmez. O da öyle bir yere atıyorsun ki sen o döneyi, o bilgiyi gitmeyecek bir yer. Silinmeyecek bir yer, unutulmayacak bir yer. İşte fani mal beka bulur. Budur yani. O olurken bile şu an mesela sizinle konuşuyoruz. Berat gecesi burada Cenab-ı Hak nasip ederse eğer o sırrı yakalayabilirsek bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır sırrı var değil mi? Hadis-i şerif var bu konu hakkında. Eğer o sırra şimdi biz mesela beraber ulaşıyorsak o yaşadık yani işte bu saatimiz artık sonsuz bir saat oldu. Bunu sonsuzluğa bırakmış olduk. Namazlarımız her gündeki bir saatimiz mesela sonsuzluğa bırakmış olduk. Her gün bir saatimizi sonsuzluğa ayırmış olduk böyle. Bu da kenarda dursun diye. Hatta onu ayırmamızla aslında bütün günümüz o namaz sırrına mazhar oldu. Orada yaptığımız işler de ibadet formunu aldı. 24 saatimiz şeye gidiyor. Bekaya gidiyor. Unutulmayacaklar listesine yazılıyor yani. Asla unutulmayacaklar listesine.
Ha burada belki şöyle bir soru gelebilir. Yani kafirin yaptığını Cenab-ı Hak unutacak mı? Haşa. Ama unutmayacak ama iyi hatırlamayacak. Seninkini vücudu hatırlayacak, onunkini ademi hatırlayacak. O cehennemde hep onun yokluğunu yaşayacak, sen hep vücudunu yaşayacaksın. Hani bu dünyada elhamdülillah dersin diyor üstad, ahirette o elhamdülillahı yersin. Hani bir koparırsın bir daha çıkar ağaçtan. O hepsini bulacak yani orada. Bir önceki derste bir örnek verdik. Hani bir F-35 yapım sürecinden bahsettik. O tasarım sürecinde bir sürü şey denenebilir. Ama sabiteye karar verildikten sonra sabit o üretilir, değil mi? Sen de proje aşamasında ne kadar şey üretirsen sabite de onlar gelecek. Karşına çıkacak yani. Neyse uzattım. Burayı bir daha okuyalım. Fani mal beka bulur. Umut olarak. Potansiyel var, mümkün bu. Allah'a imanla bu şey ortaya çıkıyor yani bu alan. Çünkü kayyumu baki, bakın iki isim de şeyle ilgili. Baki neydi? Sonsuz olan Allah demek. Ya baki, entel baki, ya baki, sensin baki gibi dualar var mesela, virtler var. Kayyum da devam etmek için hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyi devam ettiren Allah demek. Şimdi bakiye bir şey attın sen, tabiri caizse bir bilgi attın. Ya Rabbi benden razı ol, şöyle bir iş yaptım. Bir dosya gönderdin. Kayyum o zaten. O dosyayı devam ettiremez mi yani? Senin devamlılığını sağlayamaz mı yani? Bu dünyadaki gitmen senin sonsuz olarak var olmanı engellemez ki. Bu bir geçici gidiş olacak. Tekrar ortaya çıkacaksın. Orada çünkü duruyorsun hala. Evet. Çünkü kayyumu baki olan Zat-ı Zülcelal'e verilen, Zat-ı Zülcelal, Celal sahibi Allah demek ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail, bakiye inkılap eder, baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar, sümbüllenirler ve alemi berzahta ziyadar, munis birer manzara olurlar. Yani nasıl tohumu toprağa atıyoruz, tohum zahiren çürüyor ama sonra bağrından ağaç çıkıyor onun. Toprağın altındaki kısmı çürüyormuş gibi oluyor, böyle tohum büzüşüyor falan filan. Halbuki o çimlenme. Toprağın üstüne ağacını çıkarıyor ondan sonra. İşte insanın da bu dünyadaki hali öyle. Eğer Cenab-ı Hak için çimlenebilirsen, onun rızasıyla tohumunu şey yapabilirsen, donatabilirsen, o zaman o dünyadaki o yaşlanman, çürümen pat ahirette ağaç olarak açacak böyle inşallah. Bu Berat gecesi buna da dua edelim. Alemi bekada, sonsuz alemde saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler ve alemi berzahta, yani kabir aleminde, berzah ara alem demekti, ziyadar, ışıklı, munis birer manzara olurlar. Cennette, mezarda cennetteki halimizi, bahçemizi, yurdumuzu, evimizi seyrederiz inşallah. İkinci kar, cennet gibi bir fiyat veriliyor. Bakınız Üstad Hazretleri ikinci kârı çok kısa geçiyor. Cennet gibi bir fiyat veriliyor. Çünkü zaten cennet hakkında çok sayıda ayet olan, çok sayıda hadis olan, herkesin bildiği kısmı. Üstad burada zaten o kısmı tekrar anlatmayacak bize. Bize ayeti daha zengin yönlerini hissettirmeye çalışıyor. Yani ayet bize bir tane cennet dedi de, orada bir cennet kelimesi geçti ama o cennetin içinde daha neler neler var. Bizi ona uyandırmaya çalışıyor yani. Ya gözünüzü açın diyor yani, bu cennet sadece bir cennet değil. Bir sürü cennet. O yüzden belki o asıl cennetin bahsini bir cümleyle geçiyor. İkinci kar, cennet gibi bir fiyat veriliyor. Bu kadar. Üçüncü kar, her aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Her azalar işte organlar, duyular, organlara daha yakın herhalde. İşte mesela kol bir aza, ayak bir aza gibi. Burada ne diye verilmiş? Aza, organ diye verilmiş. Evet.
her aza ve hasselerin hasselerde duyular demek. Kıymeti birden bine çıkar. Allah Allah. İnsanın o bildiğimiz böbrek, dalak, kalp filan bunlar veya işte görmek, duymak, işitmek, hissetmek gibi duyuları bunlar birden bine çıkıyorlarmış. Nasıl olabilir mesela insan iman ettiği zaman, ibadet ettiği zaman kulağı mı açılıyor böyle? Daha mı çok ses duyuyor? Karıncanın şeylerini falan mı duyuyor? Ya da gözüyle baktığı zaman Süpermen gözü gibi duvarın arkasını mı görüyor? Böyle bir şey mi oluyor? Hayır, kastedilen bu değil. Peki ne? Bakalım. Mesela akıl bir alettir. Evet, akıl bir alettir. Kullanıyoruz biz onu. Doğruyu yanlıştan ayırmamızı sağlıyor. Kuvve-i akliye. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, bakınız, Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan. Yani iki ihtimal. Ya Cenab-ı Hakk'a satacaksın ya da nefis hesabına kullanılacak o. Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan öyle meş'um, rahatsız edici, müzic. Ne demek müzic? O da rahatsız edici galiba ama. Meş'um kötü, uğursuzmuş, pardon. Müzic de sıkıntı veren demekmiş. Ve muacciz. Muacciz neymiş? Aciz, sıkıcı, o da rahatsız edici demekmiş. Ama vardır bunların arasında nüans, bilmiyoruz biz. Sözlükte de o çok söylenmemiş gibi. Meş'um, müzic ve muacciz bir alet olur ki geçmiş zamanın alamı hazinanesini ve gelecek zamanın ehvali muhavvifanesini senin bu biçare başına yükletecek. Bakınız, akıl aslında insana faydalı olan bir şey değil mi? Doğruyu yanlıştan onunla ayırıyoruz. Ne kar ne zarar onunla anlıyoruz biz. Akılın öyle bir şeyi var, özelliği var. Tartabiliyor şeyleri. Kar zarar açısından tartabiliyor. Yani iki ihtimali de bir anda şey yapabiliyor. Ne diyelim, terazisine koyabiliyor. Onların arasında bir oran bize gösterebiliyor. Şeyde o yok mesela. Nefiste o yok. Nefis hemen ne güzelse onun üstüne atlama şeyinde böyle. O yüzden biz deriz mesela, öfke de mesela öyledir. Öfke de hemen, şimdi nasıl olursa hemen sonuca gitmek falan. Hırs, o da öyledir. Haset de öyledir. Ama akıl nasıldır? Akıl iki ihtimali de düşünür. Oradan bir sonuç çıkarmaya çalışır. İstikametli akıl bunu yapar yani. Nefsin eline geçmemiş akıl. Nefsin eline geçerse artık o onu yönlendirir. Evet, normalde akıl böyle bir fonksiyona sahipken eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan öyle meş'um ve müz'iç ve muacciz bir alet olur ki geçmiş zamanın alamı hazinanesini, hazin elemlerini ve gelecek zamanın ehvali muhavvifanesini, ehval kötü haller, muhavvifane korkulacak, yani gelecek zamanın korkulacak hallerini senin bu biçare başına yükletecek, yümünsüz, emniyetsiz demek galiba yümünsüz. Bakalım sözlükten, sadırdan olmasın. Uğur bereket demekmiş, pardon. Uğur, bereket ve muzır bir alet derecesine, yani uğursuz ve muzır, zararlı bir alet derecesine iner. Şimdi normalde akıl faydalıyı zararlıdan ayırmak içindi ve akla şöyle bir meziyet daha verilmiş bu yeteneğe sahip olabilmesi için. Geçmişi ve geleceği bir parça tutabiliyor. Çünkü karı zararı onunla hesap edebilir. Mesela biz düşündüğümüz zaman bir ticarete gireceğimiz zaman veya bir işe gireceğimiz zaman düşünüyoruz. Diyoruz işte 100 tane satsam işte şu kadar şey, maliyetim de bu kadar olur. Şöyle olur, böyle olur. Bu işe girmek karlı mıdır, zararlı mıdır? Öyle karar veriyoruz. Ama o sırada şu an vücutta olmayan birçok şeyi hesap edebiliyoruz. Bunun bir tarafa hayale de bakıyor tabii. Ama akıl onu daha böyle somut tutabiliyor. Mesela hayal daha böyle vücutsuz, daha soyut, daha böyle bulutumsu bir
şey düşleyebilirken, kurgulayabilirken akıl daha somut, daha az böyle kıstaslara sahip, kalıplara sahip şekilde düşünüyor akıl ve geleceği düşünebiliyor. Bir, iki, bir de geçmişi düşünebiliyor. Geçmişte bu işe girenler nasıl kazandılar? İşte falanca eniştem de acaba bu işte şöyle mi yapmıştı? İşte filanca dostum da bu işteydi. Acaba ona bir sorsam mı? E o zaman onun başına böyle bir şey gelmişti. Ben de geçen böyle bir işe girdim. Şöyle bir şey oldu. Bakınız iki tarafa da uzanan yolları var. Bu sayede bize bugün de bir karar verme yeteneği kazandırıyor. Terazinin iki tarafını da koyabiliyor yani böyle. Ama bu özelliği aynı zamanda sahibine azap da olabilir. Nasıl? Aklettiğimiz her şeyi biz aslında yükleniyoruz da bir açıdan. Mesela çocuğun bir tanesi yürüyor. 2 yaşında bugün ben mesela şeyde yaşadığım olay, AVM'nin önünde oturuyordum. Şimdi çocuk yürüyor. Bakıyorsun ailesi böyle konuşmaya daldı. Çocuk böyle dıng dıng yürüyor ama hani daha yeni yürümeyi çözmüş. Böyle yürümesinde bir şey var böyle. Hani dengesizlik olur öyle küçük çocukların yürümesinde. Hani diyorum hani 2-3 adım sonra düşecek gibi bu çocuk böyle. Hani yerimde oturuyorum ama hani çok da şey yapmıyorum ailesi şey yapmasın diye. Ama hani böyle şey geliyor çocuk düştü düşecek, düştü düşecek. İçimde endişelenerek oturuyorum böyle izliyorum. Ha, düşmedi çocuk. Ailesi de fark etti annesi elini tuttu ama o işte 3-5 dakika boyunca çocuk annesinin babasının etrafında dolaşıyor. Her an düşebilecek ihtimali olduğunu ben aklımla seziyorum. Duygulanıyorum ister istemez. İnsan aklettiği her şey hakkında, çoğu şey hakkında, hepsi olmasın ama ister istemez duygulanıyor. Bir etkileşim içine giriyor. Akıl bizi buna mecbur ediyor. İşte çocuk düşecek mi falan böyle. Bu bir çocukla ilgili sadece. Ben açıyorum ana haber bültenini. Allah! Uygur Müslümanlarına Cenab-ı Hak bu Berat Gecesi münasebetiyle ya Rabbi sen de ümmetin öyle yaralı, hasta, zulme uğramış, mazlum ne kadar coğrafyası varsa onlara şifa ver ya Rabbi. Onların da Berat tezkeresini ver ya Rabbi. Öyle de dua etmek lazım onlara. Yani işte açıyorsunuz Uygur Müslümanların halini görüyorsunuz. Çeviriyorsunuz başınızı Mısır'daki Müslümanları görüyorsunuz. Çeviriyorsunuz Yemen başka türlü. Suriye zaten yıkıldı yıkılacak hiçbir şey kalmadı orada. Çeçenistan vaktiyle şöyleydi, Bosna böyleydi. Şimdi hepsine benim aklım gidiyor. Kardeşlik hukukumuz var. Hepsi böyle birikiyor bende. Bir duygulanım. Hatırlıyorum elemler geliyor bana hala. Mesela işte Bosna katliamı o kadar insan orada şehit edildi, tecavüz edildi kadınlara al ya Rabbi yani onlar. Yani neler oldu orada? Biz daha küçüktük o zamanlar ama yani hatırlıyorum ben televizyonlarda gösteriyorlardı. Yani Avrupa seyretti yani onu. Şimdi Uygur Müslümanları için şey yapıyorlar ama o zamanlar o yanı başlarında olan hadiseydi. Seyrettiler resmen hiçbir şey yapmadılar. Türkiye'nin de eli uzanmıyordu. O zamanki iktidarların da zaten böyle bir niyeti yoktu. Öyle uzaktan izledik yani o olayı. Her neyse ben bunları hatırlıyorum. Bunlar bana elem veriyor. Ne olduğunu biliyorum çünkü. O zaman o acıyı yaşamıştım. Bir adrese göndermiştim onları. Bir şey olarak dosyalamıştım. O dosyalar bende duruyor. Çünkü akıl onları hapsetti. Tuttu. O da var. Bir de gelecek korkuları var. Yani gelecekte ne olacak? İşte ekonomi iyi gitmiyor. Acaba işler nasıl olacak? Beni işten çıkarırlar mı? Bakın bir sürü de geleceğe dair endişem var benim. Yine akılla. Normalde bu akıl neydi? Ya bana kârı zararı gösterecekti. Ama bu sefer işkence aletine döndü. Burada da öyle diyor zaten. Geçmiş zamanın âlâm-ı hazinanesini ve gelecek zamanın ehvali muhavvifanesini senin bu biçare başına yükletecek yümünsüz ve muzır bir alet derekesine iner. İşkence aleti oluyor. Neden? Onları bağlayacağın bir yer yok çünkü. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmazsan, onun Esma-ül Hüsna'sıyla, şeriatıyla sana bırakılan sınırlar içinde akletmezsen, yani aklına sınır koymazsan, had koymazsan, aşmayacağı bir duvar inşa etmezsen, o zaman o akıl her yere zıplar, zıpladığı her yerden de sana elem getirir. Mesela, biz mesela
imanımızla biliyoruz ki Müslümanların zulme uğrayanlarına ahirette Cenab-ı Hakk'ın çok çok ecirleri olacak. Bu dünyada da onlara inşallah rahmaniyetiyle, rahimiyetiyle yardım edecek. Bugün olmazsa yarın. Bu musibetler bir hikmetle yaşanıyor. Cenab-ı Hak ümmeti İslam'ı uyandırıyor bununla. Ümmeti Muhammed'i uyandırıyor aleyhissalatü vesselam bununla. Daha çok kardeşliğimizi hissediyoruz. Bunların bir amacı var. Büyük resmi biz görüyoruz. Bir şekilde bunlar bir yere bağlanıyor. Şehitlerimiz olduğunda ne diyoruz? Şehitler ölmez diyoruz. Niye? Kur'an'da öyle bildirilmiş çünkü bize. Onlara ölü demeyin denmiş. Bu manalarla biz bu acıyı bir yere bağlayabiliyoruz. O acı orada duruyor bağladığımız zaman başını. Diyoruz ki hani bunların karşılığı var. Bunlar amaçsız olmadı. Cenab-ı Hak bunları görüyor, idare ediyor. Bizden rahmeti daha ileri, bizden kudreti daha ileri, bizden ilmi iradesi daha ileri. O bunları diliyorsa, izin veriyorsa bunlar bir hikmete tabi. Bir imtihan oluyoruz biz şimdi diyoruz mesela. Bakın bir yerlere bağladık hep. Esma-i Hüsna ile düşündük, bir yerlere bağladık hep. Bu aklın o müziç, rahatsız edici etkisinden bizi koruyor. Gafletimizden kurtulabildiğimiz ölçüde. Kendimizi korunaklı bir alana çekmiş oluyoruz. Çünkü biz onu sattık. Tevekkül ettik. Cenab-ı Hakk'a bıraktık. Zaten biz idare etmiyorduk o işleri. Endişesini de, telaşını da bir ölçüde irademizde olanı yaparız. Ama irademizden aşkın olan Cenab-ı Hakk'a bıraktık. Böylece kalacağımız yerde durduk. Yani kulun hakkı olan yerde kaldık. Geri kalan Cenab-ı Hakk'a o çiftliği satmak gibi o şey temsildeki. O idare ediyor. Masarifatını o karşılıyor. Bize bir şey geldi böyle hani. Bu yük benim değil ya. Hamdolsun. Düşüncesi geldi. Ha elbette gayretimizle elimizden geleni yapmamız lazım. Ama onun dışında elimizden gelmeyenin sınırında Rabbin Allah olduğunu hatırlamamız lazım. Rab biz değiliz. Kafayı yersiniz yoksa yani. Ki böyle şeylerden çıldıran çok oluyor. Mesela işte neydi o adam? Stefan Zivek mesela kendini vurmuş. Niye? İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan acıları kaldıramamış. Kaldıramazsın çünkü senin kaldırman gerekmiyordu onu. Böyle düşünmemiz lazım. Bu acı bizim omuzlarımızda değil. Cenab-ı Hak bunun yaratanı. Elbette o fiilin asıl faili o. Yük onda. Ona bir yük de yok da asıl hani biz kendimize göre yük olarak görüyoruz onu. O onda, Cenab-ı Hak'ta. Bizim aklımız ermiyor. İdrak-ı mani bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o sikleti çekmez yani. Onun gibi, o şey gibi, şiir gibi. Belki tam böyle değildi ama aklımda kalan kısmıyla söyledim. Evet, akıl mesela işte böyleyken öyle oluyormuş. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp, eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, öyle meş'um ve müz'iç ve muacciz bir alet olur ki, geçmiş zamanın âlâm-ı hazinanesini ve gelecek zamanın ehval-i muhavvifanesini senin bu biçare başına yükletecek. Yümünsüz ve muzır bir alet derekesine iner. İşte bunun içindir ki fasık adam, yani günahkar, günahları alışkanlık haline getirmiş adam, aklın izaç ve tacizinden, yani aklın verdiği rahatsızlıklardan kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Bakınız burası da çok mühim. Aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Aslında her türlü sarhoşluğa kaçıyor. Yani eğlence de bir tür sarhoşluk. Ne demiştik bir önceki ders? Sarhoşluk dedik aslında dikkati dağıtma şeyidir, mevzusudur. Ya da şöyle söyleyelim, kendini kaybetme mevzusudur. İnsan içki, kumar yasağının Kur'an'da beraber gelmesi mevzusunda da konuşmuştuk. Mustafa Özel Hoca'nın kitabında ona atıf var. Hani kumarbaz diyor, ilk başta kendini kaybetmeye çalışır masaya oturduğunda. İlk kaybettiği şey kendisidir. Unutmaya çalışır çünkü kendisini. Kendisiyle yüzleşmek istemiyor. Masa ona unutma fırsatı veriyor. O kartlar, o zarlar, o taşlar falan derken
kendi dünyasından uzaklaşıyor. Dertlerinden, kederlerinden veya aklının tacizinden, stresinden uzaklaşıyor. Kendini kaybetmeye çalışıyor. Orada da bir ayet atıf yapmıştık kısa bir mealiyle. O Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki Allah da onlara kendilerini unutturmuştur. İşte bu sarhoşluk mevzusunda bu var. İnsan Allah'ı unutursa buna karşı ancak kendini unutarak dayanabilir. Bakınız, insan Allah'ını unutursa ki bütün acılara karşı devası odur, dayanağı odur, istinadgahı odur yani. Onunla onlara karşı direnebilir. Eğer Allah'ı unutursa kendini unutmakla ancak ayakta kalabilir, varlığını devam ettirebilir. Yani oradaki ayet-i kerimedeki iki ifade birbirinin öncesi sonuncu gibi, yani nedeni ve sonuncu gibi. O Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki Allah da onlara kendilerini unutturmuştur. Çünkü Allah'ı unutmanın bedeli artık kendinle dayanamazsın bu hayata. Bir sen bir o. Daha önceki dersleri hatırlayalım. Bismillah biz nasıl şey yapmıştık? Eşya ve ben değil. Allah eşya ve ben. Bismillah bunu sağlıyor. Ama Allah'a atarsan aklından, dünyandan eşya ve sen. E buradan bir şey gelir dedik değil mi? Bedbinlik gelir insana, karamsarlık gelir dedik ister istemez. Eşyaya bir insanın gücü yetebilir mi dedik orada. O zaman konuşmuştuk bunu. İşte burada da yine oraya bakan bir şey var. Nasıl dayanacaksın bu kadar derde? Nasıl dayanabilirsin? Ne kadar dayanabilirsin bu kadar strese? Bu kadar işte düşünülecek şeye, endişeye, ihtimale, bu kadar üstüne gelen sorunlara, duvarlara, sıkıntılara dayanamazsın. E ne yapacaksın? Düşünmeyeyim bari. Dikkat etmeyeyim bari. Kafamı dağıtayım bari dersin. Sarhoşluk da, eğlence de, ikisi de sarhoşluktur. İkisi de dikkat dağıtmadır. Biz sanıyoruz ki batılılar ya çok mutlu insanlar, ondan böyle her gün eller havaya falan böyle şeyler. İşte hep gülüyor yüzleri falan, sanki böyle bize sunulan sahne olarak söylüyorum. Hep böyle şey içindeler. Gezme, tozma, eğlence sektörü. Hayır, gaflete ihtiyaçları var. Asıl mevzu o. Hayata direnemiyorlar gafletsiz. Ayık duramıyorlar. O yüzden su gibi içiyorlar mesela. Adam sabah kalkıyor, kahvesinin içine artık vodka mı döküyor, ne döküyor, bir şey döküyor böyle. Kahveyle beraber onu yuvarlıyor. Ondan sonra zaten saat 6-7 oldu mu meyhaneler, barlar dolu. Gün içinde de onlar böyle biraya şeye falan çok içi gözüyle bakmadıkları için gün içinde onlar da gidiyor. Bakınız hep böyle bir şekilde uyuşma şeyindeler. Yüzleşmek istemiyorlar hayatın kendisiyle. Gözünüyor bu yani o şeylerinden. Eğlence sektörü yine öyle. Niye o kadar çok eğlenmeye para harcanıyor bunlarda? Hep mutluluk için mi? Ya mutluluk eğer insan içinde olsa olduğu halde mutlu olur insan. Huzurdur onun adı. Yani asıl mutluluk huzurdur. Eğer sen mutlu olmak için özel bir şey sarf ediyorsan gayret ayrı, mutlu değilsin demektir. Onu elde etmeye çalışıyorsun demektir. Eğlence sektörü bu açıdan işte gaflet sektörü. Dalgınlık sektörü, uyuşturma sektörü, müsekkin sektörü. Onunla direnmeye çalışıyorlar. Onunla kendilerini unutmaya çalışıyorlar. Böyle düşünmek lazım yani. Bu kadar masraf, bu kadar yer, mekan, bilmem ne. Çünkü mutlu değilsin. Bir şeylerle o şeyi dağıtman lazım. Kafandaki bulutu dağıtman lazım. Hani gene bir Sagopa'nın şarkısına atıf yapalım. Kafan seni dağıtmadan sen onu dağıt diyor. Çünkü kafan seni dağıtacak. Yani aslında güzel bir cümle. Buradaki bahsi de anlatan bir tarafı var. Yani Üstad Hazretleri'nin akla verdiği şey burada. O şeyde bir cümle olmuş. Kafa seni dağıtmak üzere. Varlıkla girdiği mücadelede o akıl seni dağıtmak üzere. Kafan seni dağıtmadan sen onu dağıt diyor. Ne yap? İşte bulandır. Ot iç, bilmem ne yap, şunu yap, bunu yap, içki iç, bilmem ne, kumar oyna, iddia oyna, bilmem ne yap. Kafan dikkatle kendisiyle yüzleşmesin. Aman aklın başıma gelmesin. Bu bunun şeyi, endişesi. Evet, aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer maliki hakikisine satılsa, dedik ya maliki hakiki nedir?
verdiği bile mülkünden çıkmayandır. Maliki hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan, akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki, şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. Nasıl oluyor bu? Yani Allah hesabına kullanılınca akıl böyle birden değişiyor mu? Yukarıda azıcık bahsettik. Yani bir alan sahibi oluyor akıl. Allah sana hakkında düşüneceklerini söylemiş. Onun esması, sıfatları, şuunatı, eserleri, ona bakan yüzü itibarıyla ve sorumluluk alanında olan faydalı işler. Sen diyor bunları düşün. Senin derdin değil diyor işte kutuplardaki buzlar eriyor mu erimiyor mu? Bunları diyor sen düşünme. Bunları yaratan benim. Veya işte atıyorum işte ya işte kelebeklerin nesli tükeniyormuş. Bir türünün nesli. Bunları diyor senin şeyin değil. Sorumluluk alanın değil. Sen insan olarak asıl vazifen olan şeriatın dairesi içinde kalıp hayırlı ameller üretmek. Sen bu alandan sorumlusun. Sen o alanda düşün, o alanda amel et, o alanda çalış. Zaten onun sonucu olarak bu faydalar gelecek. Yani bugünkü endişelerimizin çoğu zaten şu dar alanda bizim doğru yerde kalma işimizde. Eğer biz yiyiniz içiniz israf etmeyiniz emrine uysaydık, intisap etseydik insanlık olarak, o zaman zaten bu çevre kirliliği şu bu olmayacaktı. Yani bizim o dar alanda tutamadığımız vazifedir bizi büyük alanda böyle yeni sorunlarla uğraştıran. Veya işte ne diyelim, Cenab-ı Hakk'ın zulmetmeyin konulu bir sürü emri var bize Kur'an'da. Onu tutamadık biz. İşte sömürge düzeni, kaynakların tüketimi, gelir eşitsizliği falan filan bir sürü şey açtık başımıza. Şimdi onun sonuçları işte dertlerimiz aslında. Demek ki asıl mevzu dar dairede insanın kendi alanında kalması mevzusu. Orada biz kalırsak, yani Malik-i Hakiki'ye, Malik-i Hakiki bir de şu açıdan düşünün, zaten sahibindir senin en iyi nerede çalışacağını bilen. Tasarımcındır senin en iyi nerede nasıl duracağını bilen. En iyi hangi fonksiyonu yapabileceğini bilen. Bir zamanlar şey vardı, bu Anadolu'dakiler hatırlarlar, bu çok yaygın bir şeydi, bir tek bizim orada değildi yani. Yayık makinalarını çamaşır makinesi olarak kullanırlardı. Biraz ucuzlardı galiba, bilmiyorum hani niye öyle bir tercihte bulunuyordu ama çalışma sistemi benziyor zaten. O da böyle merdaneli makine gibi döndürüyor falan. O makinayı bazıları alır ama çamaşır makinesi olarak kullanırlardı. Bir süre sonra bozuluyordu ister istemez. Onun için yapılmamış ki o çamaşırın dönme şeyiyle, ona göre yapılacak motorla o sütü veya şeyi çevirecek motor aynı değil ki. Ama makinelerin boyları falan az çok aynıydı, öyle hatırlıyorum yani. Fakat o makineyi alıp çamaşır makinesi yaparlardı ve makineler çok randımanlı olmazdı. Niye? Ustası bilir onun nerede nasıl olacağını, nasıl çalışacağını. İnsanoğlu işte bu dünyada eğer Cenab-ı Hakk'ın izni, şeriatı dairesinde, rızası dairesinde hareket ederse sütün yayan yayık makinesi gibi olur. Yani doğru yerde çalışmış olur, uzun ömürlü dayanır. Ama onun yerine tutup bir de çamaşırları yıkamaya çalışırsa o zaman işte arıza vermeye de başlıyor. Dedik, evet birkaç dakikamız kaldı. O zaman şu bahsi bir daha baştan okuyalım. Ha pardon, şu altı da konuşalım. Tılsımlı anahtar demesini işte yine o sınırlamayla düşünebiliriz. Yani senin çalışacağın yer belli. Oraya gir. Orada aç. Orayı çevir. Tarzında. Şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Güzel gören güzel düşünür. Hedef belli artık. Allah senin ne hakkında düşüneceğini sana tayin etmiş. O alana yöneliyorsun artık. Kötülüklere kafa yormak zorunda değilsin. Sen iyilikleri düşün. Cenab-ı Hakk'ın yaratışını düşün. Onun Esma-ül Hüsna'sı penceresinden bak. O pencereler sana iyi gelir.
ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya eden, yani hazırlayan bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. Mürşid-i Rabbani, mürşid zaten irşad eden demek, doğru yolu gösteren. Aynı şeymiş, Allah'a yönelten yol gösterici. Evet, akıl öyle olduğu zaman, doğru yerde çalıştığı zaman çok kapılar açıyor. Ama yanlış alanlarda kullanıldığında bizi boğuyor. Burada daha başka örnekler de gelecek inşallah. Yarın da onları konuşuruz. Göz gelecek mesela, dil gelecek. Sonra bunların şeyi olacak üstad. İnsanın fıtratına indirecek dördüncü karda falan vesaire. Oralara gelemedik, yetişemedik. Gene çok uzattım, çok konuştum. Peki burayı bir daha okuyayım. Ondan sonra bitirelim. Üçüncü kâr. Her aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, öyle meşhum ve müziç ve muacciz bir alet olur ki, geçmiş zamanın âlâm-ı hazinanesini ve gelecek zamanın ehvali muhavvifanesini senin bu biçare başına yükletecek, yümünsüz ve muzır bir alet derecesine iner. İşte bunun içindir ki fasık adam aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer maliki hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan, akıl öyle bir tılsımlı anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadet-i ebediye müheyya eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. İşte bu eserde onun bir örneği. Bediüzzaman Hazretleri aklını böyle kullanmış. Elhamdülillah biz de şimdi mürşidimizin eserlerinden, mürşid-i Rabbani'nin, bir mürşid-i Rabbani'nin eserlerinden böyle istifade ediyoruz. Ne diyelim, Cenab-ı Hak bu mübarek gece hürmetine böyle eserlerden istifademizi daha ziyade eylesin. Onların tesirlerine hayatımızda halk eylesin. Hem de bu mübarek gecede böyle Allah'ın anıldığı meclisler hürmetine, ki Türkiye'de şu an çok yerlerde Cenab-ı Hakk'ın ismi şerifi anılıyor, marifetullah tefekkür ediliyor, tesbih ediliyor. Onların hürmetine, o salihler hürmetine, bu vatan toprağında, alem İslam toprağında yatan veliler hürmetine, sahabeler hürmetine bizi bağışlasın, günahlarımızı affetsin. Hepimize beraat belgesini versin inşallah. Şüphesiz onun rahmetinden başka güveneceğimiz kapı yok. Güvendiğimiz amelimiz de yok. Amelimize güvenmek ucubdur. Zaten güvenecek bir amelimiz de yok yani. Yani bir namaz kılıyoruz, aklımızdan 40 tane şey geçiyor. Bir Kur'an okuyoruz, aklımızdan 40 tane şey geçiyor yani. O haldeyken güvenecek amel zaten yok. Ameli güvenmek de zaten İslam'da yok. Umudumuz rahmeti, keremi, fazlı. Cenab-ı Hak onlardan hissemizi ziyade eylesin. Berat gecesinde hepimizin gecesini gündüze çevirsin. Alem İslam'ın da gecesini gündüzüne çevirsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.